Partide bu yönetim süresince yığınla sorun birikti. Bu sorunlar çözülmedi, şimdi de kongreye havale ediliyor. Delege dengesinin bu denli dejenere edildiği bir kongre nasıl bu sorunları çözer? Böyle bir mantıkla oluşacak bir yönetim sorunların bir parçası olmaktan öteye gidemez. Daha tehlikeli olanı ise bu anlayışın gelecekte yeni sorunlar doğurmaya aday olduğu kuşkusudur. Doğru olan parti içi sorunlara zamanında müdahale ederek mevcut sorunların çözüm merkezinin üst yönetim ve üst yönetimin kullanacağı yöntemler olmalıydı. Gelinen noktada ne yazık ki bu anlayıştan çok uzak bir manzara var. Kongrelerin nasıl yapıldığını 40 yıllık eğilim ve deneyimler sonucunda hemen tüm arkadaşlarımız bilir. Kongre ile ilgili de dillendirilen yeni bir takım söylemleri belki yeni katılan bir üye içselleştirebilir. Ama yıllardır emek veren, bu yönetim sırasında dışlanan, çalışmaların dışına itilen arkadaşlar bu tür laf ebeliklerinin ne amaçla yapıldığını çok iyi bilir. Kimse gidişattan memnun olmayan yol, yoldaşlarımızın zekasıyla alay etmesin. Birbirimize en iyi biz tanırız. Bu yönetim söylediğinin aksine sorunları çözmemiş, önceki yönetimlere nazire yapar gibi Kürt illerini bilinçli olarak devre dışı bırakmıştır. Diyarbakır'daki kadrolar başta olmak üzere Kürt illerindeki kadroları bertaraf etmek bugünkü yönetime bir şey kazandırmaz. Bu parti ayağa kalkacaksa hiç kuşku yok ki Kürdistan'dan ve onun politik merkezi olan Diyarbakır'dan yeniden ayağa kalkacaktır. Gelinen noktada partimiz hak var 10. Genel Kurulu'na Diyarbakır dahil 16 ilin temsiliyeti olmadan gitmektedir bu kendisine milli ve demokratik diyen ve her defasında Kürdistani olma iddiasında olan bir parti için bir inkardır. Bu bağışlanması olanaksız bir hatadır. Bu biçimde gerçekleşecek bir kongre vicdanlarda yara açar. Partinin kimliğini tartıştırır ama görünen o ki bu durum mevcut yönetimi rahatsız etmemektedir. Bu daha da vahim bir durumdur. Oysa siyasal hafızası zayıf olmayan her arkadaşımız çok iyi biliyor ki Hakbar'ı bölenler onu Diyarbakır'da böldüler. Hakbar tüm bölünmelere ve bölenlere inat yeniden Diyarbakır'da dirilmeye muktedir kadrolara ve deneyimlere sahiptir. Bugünkü yönetim istese de istemese de Hakbar'ın esas politik merkezi Diyarbakır ve Kürt coğrafyasıdır her şeye karşın biz aşağıda imzası bulunan arkadaşlar partinin bütünlüğünden yanayız. Biz kendini muktedir sanan bugünkü yönetimin mevcut dar grupçu, dar görüşlü, kendini ev sahibi diğer arkadaşlarını kiracı gören tutumunu kabul etmiyoruz. Bu yönetim söylediğinin aksine sorunları çözmemiş, önceki yönetimlere nazire yapar gibi Kürt illerini bilinçli olarak devre dışı bırakmıştır. Diyarbakır'daki kadrolar başta olmak üzere Kürt illerindeki kadroları bertaraf etmek bugünkü yönetime bir şey kazandırmaz. Bu parti ayağa kalkacaksa hiç kuşku yok ki Kürdistan'dan ve onun politik merkezi olan Diyarbakır'dan yeniden ayağa kalkacaktır. Gelinen noktada partimiz hak var. Ee, burası tekrar etmiş. Ee, 10. Genel Kurulu'na Diyarbakır dahil 16 ilin temsiliyeti olmadan gitmektedir. Bu kendisine milli ve demokratik diyen ve her defasında Kürdistani olma iddiasında olan bir parti için bir inkardır. Bu bağışlanması olanaksız bir hatadır. Bu biçimde gerçekleşecek bir kongre vicdanlarda yara açar, partinin kimliğini tartıştırır ama görünen o ki bu durum mevcut yönetimi rahatsız etmemektedir. Bu da daha da vahim bir durumdur. Oysa siyasal hafızası zayıf olmayan her arkadaşımız çok iyi biliyor ki... ...Hakbar'ı bölenler onu Diyarbakır'da böldüler. Hakbar Hak, tüm bölünmelere ve bölenlere inat... ...yeniden Diyarbakır'da dirilmeye muktedir. Kadrolara ve deneyimlere sahiptir. Bugünkü yönetim istese de istemese de... ...Hakbar'ın e, esas politik merkezi Diyarbakır ve Kürt coğrafyasıdır. Her şeye karşın biz aşağıda imzası bulunan arkadaşlar... Partinin bütünlüğünden yanayız. Biz kendini muktedir sanan bugünkü yönetimin mevcut dar grupçu, dar görüşlü, kendine ev sahibi, diğer arkadaşlarını kiracı gibi gören tutumunu kabul etmiyoruz. Bu yönetim hak para yakışmayan tutumlar içine girmiştir. Delige listesinin saklanması gibi bir garabeti mahkum ediyoruz. Hakparın en tepesindekilerden en alttakilere kadar partiye yön ve eksen tayin etmek hevesindeki parti yetkili ve etkili olan e, olanlarına kadar Herkes çok iyi bilsin ki hak var, mevcut yapısıyla 20 yıldır yolundan sapmadan cesaretle kürt sorununun çözümünü eksenine alan bir parti olma özelliğini korumuştur. Bu durumun değişmesine asla izin verilmeyecektir. Ayrıca buna kimsenin de gücü yetmeyecektir. Yukarıda dile getirdiğimiz önemli sorunlardan dolayı partimizin ufku ihtiraslarını yenik düşerek daraltan bu yönetimi desteklemiyoruz. Çok iyi biliyoruz ki mevcut yönetimin bu tutumu parti üstü yönetimdeki malum kişilerin etkili ve yetkili olma hırsından kaynaklanmaktadır. Bu yönetim partimizi daraltmıştır. Delege dengesi bilerek bozulmuş. Büyük kongrenin de bu sorunları çözebileceğine dair kuşkularımız vardır. Her şeye rağmen mevcut sorunların çözümü mümkündür. Bunun için gerçekten ortak akılda ortaklaşmak gerekir. Ortak akıl deyip ben bilirim, ben yaparım oldu yaklaşımlarından uzak durmak gerekir.